zar eyledi ruh zarı Muhammed, ruh zarı can Ahmet. Gönülleri zar eyledi ruh zarı Her bir gülün rayihası, alemi tuttu, ah alemi tuttu. Her yada getirdi dili gülzarı Gülzarı Muhammed, gülzarı Can Ahmet. Burhan sorar aslıma, aslım bana burhan imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Sağı sonu gözlerini, dost yüzünü görsem de yok. Ben taşrada aradım, ol can için. İnsan kamil olmak lazım olan bir hal imiş. Hay hay insan kamil olmak lazım olan bir hal imiş. İşit niyazinin sözü, bir nesne örtmez hak yüzü. Hak'tan ayan bir nesne yok gözsüzlere. Hay hay Hak'tan ayan bir nesne yok gözsüzlere pinhan imiş. Sevgili seyirciler, Sahur Bereketi programından hepinize birkaç gündür söylediğim gibi bereketli sahurlar diliyoruz. Efendim gecenin çok bereketli bir vaktinde, ay itibariyle şerefli mübarek, vakit itibariyle şerefli mübarek
bir vakitte huzurlarınızdayız ve İstanbul için imsak vakti olana kadar birlikte olacağız. Yine söylediğimiz mabetten saraya doğru bir yolculuk, kulluktan sultanlar sofrasına doğru bir yolculuğumuz olacak. Allah-u Teala bütün ibadetlerimizi kabul buyursun, gecemizi gündüzümüzü rahmetle serfiraz kılsın bizleri. Bugün de inşallah programımızda çok muhterem Turul İnançer hocam olacak ve onun sofrasından istifade etmeye çalışacağız. Ender Doğan Bey ve ekibinden çok güzel bir ilahi dinledik. Niyazi Mısri Hazretleri'nin o latif, şerefli sözlerini çok güzel bir besteyle ifade ettiler. Muhterem hocam, programımıza tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, bir ayeti kerimeden yola çıkarak sizlere birkaç sual istirham edeceğiz. Estağfurullah. Bugünkü sohbetimizde irfan ehlini konuşmayı ve tanımayı murad ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede Allah-u Teala Allah katında en çok ikrama nail olanınız, Allah'tan en çok korkanınız, ittika edeniniz, korkanınız diyorum, i̇ttika, özellikle söyledim. İttika kelimesinin karşılığı korkmak değildir. İttika edeniniz. Buradaki öncelikle ikrama nail olanınız. Evet. İkram. İnne mutlak ifade eden bir kelimedir. İnne. Yani inna Allah diye başlayan ayetler var ya, muhakkak ya Allah. İnne da muhakkak, mutlaklık ifade eden bir ön ek. İnne ekremeküm indallahi. Allah indinde en çok ikrama layık olanınız. Etkâküm. İttika sahibi olanınızdır. Buradaki şey, ikramdan murat nedir efendim? Efendim, ikramdan murat, kul Rabbi katında hiçbir şeyi hak edemez. Allah lütfeder, ihsan eder. Kullukta liyakat yoktur. Rabbin lütfu vardır. Biz ibadat-ı taatımız karşılığında cennet, huri, gılman almayız. Rabbimizin lütfu ile alırız. Bir kere yaptığımız ibadetin kabul olup olunmadığı hakkında senedimiz yok. Evet. Onun içindir ki her ibadetin evveli, o ibadetin feyzine nail olabilmek için kalp aynasını silmek manasına gelen tövbe ile başlar. Namaza dururken bile bir estağfurullah kelimesi kullandıktan sonra niyet etmek hayırlıdır. O istiğfar ile, hem istiğfarda sığınmak vardır, hem tövbenin de içerisinde olduğu bir mana vardır. Yani bundan evvelki hatalarıma af diliyorum, yapmamaya gayret ediyorum ama bu gayretimi de sana sığınarak ya Rabbi yapıyorum. Bu kalp aynasını temizledi. Çünkü her ibadette mutlaka bir feyiz geliyor. Bunu kalp aynasından bize yansımasını temin etmek için kalp aynasının temiz olması lazım. Tabii benim kalbim temiz diyenler, sözü, evet, bunu söylemeye hakları yok. Malum Yusuf suresinde Hazreti Yusuf gibi bir peygamberi zişanın ağzından وَمَا اُبَرِّعُوا نَفْسِي, ben nefsimi ibra etmem, aklamam, temize çıkarmam. Çünkü nefis kötüleri kötülükler emreder. Yani kalbim temiz demeye kimsenin hakkı yoktur. Ve bu ibadetin başında yapılan istiğfardan sonra ibadetin sonu nedir? Mutlaka ve duadır. Ve bu duada mutlaka kabulü istirham olunur Rabbi Teala'dan. Ve mutlaka Efendimiz Hazretlerinin ismi şerifi, efsaf-ı şerifi, lakab-ı şerifi'den biri en azından hatırı için. Mesela slogan haline gelmiş. Bi hürmeti Sultanul Enbiya, bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Onun hürmetine. Onun hürmetine. Mutlaka bu denecek. Çünkü malum duada Efendimiz buyuruyorlar. Dua
semada asılı kalır. Benim ismim zikredildiği anda Allah katına ulaşır. Allah katına ulaşması için İsmi. Efendimizin ismi şerifinin, evsaf-ı şerifi, ondan bahsetmenin. Evet. İlle ismi Nebi-i Muhammed şart değil. Ama o şart. Ne derseniz deyin. Onun ismi şerifi veya o bahsedildiği anda Allah katına ulaşır. Sonra duaya devam ederiz. Onun hatırı için kabul ediver diye. Demek ki ibadetlerimizin kabulüne dair bir senedimiz yok. Yok. Bu ritüeller yerine getirildiğinde iş biter. Böyle bir şey yok. O zaman bu ibadetler yapılacak ama bu ibadetlerin karşılığı Allah bize bir şey borçlu değil. Çünkü zaten o kadar çok nimet veriyor ki. Hazreti Hüdayi Efendimiz buyuruyorlar ki, nefes aldığına şükret. Nefesi verebildiğine şükret. Şükrettiğine de şükret. Biz hala Allah katında ikramı düşünüyoruz ama evet. Bu dünyada verdiği o kadar ikram muhatap kabul etmesi. Efendim biz nefes almayı çok kullanıyoruz. Evet. Nefes almamak zorumuza gidiyor. Bir de aldığımız nefesi veremeyelim bakalım. Bir deneyelim. Aldık, vermemeye ne kadar tahammül edebiliriz? Vererek nefesi boşaltmak. Bir nefeste iki şükür gerekir, diyor Hazreti Hüdayi Efendimiz. Ayrıca şükredebildiğine de şükür gerekir. Dolayısıyla Rabbimizin bize ikramı namütenahidir. Bunun ahiret hayatında ve ebedi hayatta tekrar karşılığı olarak değil, onun lütfu, keremi, ihsanı, bakın kerem ve ikram aynı şey, aynı kökten evet. gelir. Onun ihsanı ile bize bir mükafat verirse verir. Mükafat vermeyecek olsaydı veya sözünü dinlemeyenlere ceza vereceğim dememiş olsaydı, biz onun emirlerini yerine getirmeyecek miydik? Allah'la alışveriş mi yapacağız? Ha, alışveriş var. Evet. İnnallah eştera. Allah sizinle iştira eder. İştira kelimesi Türkçe'de alışveriş diye ifade, iki kelimeyle ifade edilen tek fiildir. Ama oradaki iştira başka bir şey. Alışveriş başka bir şey. Canınızı, nefsinizi alır cenneti verir. Müminler için o da zaten. Evet. Oradaki can zaten mümin olmayandan da canını alıyor Azrail. Evet. O kastedilen mana o değil. Canını Allah yoluna feda etmek manasındadır. Tabi netice itibariyle murad-ı ilahinin hilafına hiçbir şey olmayacağı için ben canımı vereceğim desem de o almayacak olduktan sonra veremem. Evet. O zaman işte o almayı bile lütfediyor ve yine de vaat olarak cenneti veririm diyor. Allah-u Zülcelal vaadinden dönmez. Vaidinden döner. Azabından. Aynen halifetullah olan insanın huyu Allah'tan geçmiştir. İnsan kendine bakarak Allah'ı tanıyabilir. Efendimizin buyurdukları söz de odur. Nefsini bilmek odur işte. Yani haddini bilmek filan. Bundan tamam da kendi huyunu, içgüdülerini, insiyaklarını iyi tespit ettiği zaman Rabbi Teala'nın da onlara mutlak manada ama sahip olduğunu bilir. Biz çocuk terbiyesinde, talebe terbiyesinde bazen ikazlarda, itaplarda, hitap değil, itaplar.